Dehidrasyon tepkimesi 298 Kelvin'de gerçekleşmediği için öğrenci tepkimenin 298 Kelvin'de 1,00'dan küçük bir denge sabiti olduğunu ileri sürüyor. Tepkimenin termodinamik verisi öğrencinin iddiasını destekliyor mu? Tepkimenin 298 Kelvin'de standart Gibbs serbest enerjisindeki değişim için bir hesaplama yaparak cevabınızı doğrulayın. İsterseniz önce öğrencinin öne sürdüğü iddianın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Tepkime 298 kelvinde gerçekleşmediği için öğrenci o sıcaklıkta tepkimenin denge sabitinin birden küçük olduğunu iddia ediyor. Ve eğer denge sabitiyle Gibbs serbest enerjisi kavramlarına aşina değilseniz, Kan Akademi'deki bu konularla ilgili videoları izlemenizi öneririm. Peki de bunların ne anlama geldiğini biliyorsunuzdur. Ama soruda verilen bilgilerle delta G'yi nasıl hesaplayacağınızı ya da delta G'den denge sabitine geçmeyi veya denge sabitinin 1'e eşit, 1'den küçük ya da büyük olmasının ne anlama geldiğini bilmiyorsunuzdur. Aslına bakarsanız yani sorunun iyi tarafı bunları yapacak formüllerin hepsinin bize verilmiş olması. Soruların ilk sayfasını açarsanız formüllerin hepsinin orada olduğunu göreceksiniz. Ve bundan sonra da önemli olan hangi formülü kullanacağınıza karar vermek ve formülde neler olup bittiğini anlamak olacak. İsterseniz önce bize verilen bu bilgileri kullanarak delta G'yi hesaplayıp hesaplayamayacağımıza bakalım. Tabi bu arada tepkimenin kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmediğini bulmayı ya da sıcaklık entropi ve entalpideki değişime dayanarak delta G'yi hesaplamayı biliyor da olabilirsiniz. Ama ilk sayfaya bakacak olursanız orada şu formülü göreceksiniz. Formülü aldım ve buraya kopyaladım. Böylelikle sürekli ekran değiştirmek zorunda kalmayacağız. Bize tepkime için entalpideki değişimi vermişler. Sıcaklığı da biliyoruz. 298 Kelvin. Tepkimenin entropideki değişimini de bildiğimize göre bu standart entropideki değişim, bu da standart entalpideki değişimdir. Bunları kullanarak delta g'nin neye eşit olduğunu bulabiliriz öyle değil mi? Sonra da bulduğumuz sonucun tutarlı olup olmadığına yani sıfırdan büyük olup olmadığına bakabiliriz. Bu soruda gözlemlenen şey yani tepkimenin kendiliğinden gerçekleşen bir tepkime olmamasıyla tutarlı bir sonuç. Peki, bundan yani delta G'den denge sabitine nasıl geçebiliriz? Bize delta G'nin buradaki ikinci şeye eşit olduğunu da söylüyorlar ve bu denklemde delta G ile denge sabiti arasındaki ilişkiyi veriyor. R ve T'nin de ne olduklarını biliyoruz. O halde gelin şu formülleri bir uygulayalım. Önce elimizdeki tüm bilgileri şuraya not edeceğim. Standart entalpi'deki değişim neydi? Evet, önce bunu bulmamız lazım. Sonra standart entropideki değişimi. Sıcaklığın ne olduğunu biliyoruz demiştik. 298 Kelvin. R'nin de ne olduğu hakkında da şu anda bir şey düşünmemize gerek yok. Bize buradaki tepkimeyi verdiklerinde bir bakalım. 298 Kelvin'de standart entalpi ve entropideki değişimi vermişlerdi. Ne kadar da iyi öyle değil mi? Entalpideki değişim neymiş? Mol başına 45,5 kilojoule. Standart entropideki değişim ise Kelvin mol başına 126 Joule. İlginç değil mi? Bunu kilojul, bunu da jül olarak vermişler. Kısacası tutarlı olduğumuzdan emin olmamız lazım. Bunun için de her şeyi jul cinsinden yazalım. Bu mol başına 45.500 jule eşittir. Bunları da hemen not edelim. Bu mol başına 45.500 jül, bu da Kelvin mol başına 126 jül. Evet aşağı inelim. Bu mol başına 45.500 jül. Bu da Kelvin mol başına 126 jül. Ve artık delta G'nin ne olduğunu hesaplayabiliriz. Delta G eşittir entalpideki değişim yani mol başına 45.500 jül eksi sıcaklık yani 298 Kelvin çarpı entropideki değişim yani Kelvin mol başına 126 mol. Bu arada bunların ikisinin de büyük K olması lazım. Bunlar birbirini götürecek ve buradaki birim mol başına Joule olacak. Birimler aynı olduğu için bir de farkı aldığımızda da sonucu bulmuş olacağız. Hesap makinemi çıkarayım. Önce bunları çarpayım. 298 çarpı 126 ve bunu 45.500'den çıkaracağız. Yani bunu negatif yapıp 45.500'e toplayalım. Evet ve sonuç 7.952. Anlamlı basamak sayısına da sadık kaldığımızdan emin olalım. Buralarda hep 3 tane anlamlı basamak kullanıldığına göre bunu 7.950 olarak yazabiliriz. Evet, delta G yaklaşık olarak mol başına 7.950 Joule'muş bunun sıfırdan büyük bir değer olması, tepkimenin bu sıcaklıkta kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini anlatıyor. Başka bir deyişle sorudaki gözlemlerle tutarlı bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca bunu yapmak son derece faydalı bir şey. Çünkü soruda verilenlerle gerçekte olup bitenlerin tutarlı olup olmadığını kontrol etmiş oluyoruz. O zaman delta G büyüktür sıfır sonucu tepkiminin 298 kelvinde kendiliğinden gerçekleşmediğiyle tutarlı bir sonuç. Kaan Akademi'deki Gibbs serbest enerjisi ile ilgili videolarda daha çok ayrıntı bulabileceğinizi de hemen ekleyeyim. Ama bu yani enerjideki değişim iş yapacak olan şeydir. Tepkime sırasında Gibbs serbest enerjisi artarsa, ürünlerin iş yapmak için daha fazla enerjisi olur ve bu da buna iş ekleyerek tepkimenin devam etmesini sağlayabileceğiniz anlamına gelir. Delta G negatifse de ürünlerin iş yapmak için tepkimeye girenlerden daha az enerjisi olduğunu anlarız ve bu da tepkimenin enerji vereceği, iş yapabileceği ve kendiliğinden gerçekleşeceği olarak yorumlanır. Buradaki sonuç sıfırdan büyük olduğu için tepkime kendiliğinden gerçekleşmeyecektir. Anlaştık mı? Ama bu soruyu yanıtlamıyor tabi. Biz tepkimenin denge sabitinin 298 kelvinde birden küçük olup olmadığını doğrulamak istiyoruz. Daha önce de söylediğim gibi denge sabitiyle delta G arasındaki ilişkiyi veren formüle de sahibiz. Başka bilgiler de var. R'yi ve T'yi de biliyoruz. Ama aslında bunları hesaplamamıza bile gerek yok. Çünkü bizden denge sabitini hesaplamamızı da istemiyorlar. Sadece 298 kelvinde birden küçük olduğunu doğrulamamız lazım. Mol başına 7950 Joule eşittir eksi RT çarpı denge sabitinin doğal logaritması. İki tarafı eksi RT'ye bölelim. Böylece denge sabitinin doğal logaritmasını mol başına 7950 Joule bölü eksi RT olarak buluruz. Ya da K elde etmek için E'nin hangi kuvvetini almamız lazım? E üzeri eksi 7950 Joule bölü mol bölü eksi RT. K'ya eşit olacak. Hangi R'yi kullanacağımızı bildiğimize göre bunu hesaplayabiliriz öyle değil mi? Birimin Joule bölü mol olması lazım. Yani buradaki birinci gaz sabiti olan 8,314 jül bölü mol. Bizden K'nın birden küçük olduğunu doğrulamamızı istedikleri için aslında bunları yapmamıza da gerek yok. Ama olsun. E'nin negatif kuvvetini alırsak ne olur? Yani bunun negatif bir kuvvet olacağını biliyoruz değil mi? Bu pozitif, bu da pozitif. 298 Kelvin pozitif öyle değil mi? Hemen not ediyorum. Pozitif. Bunların hepsi pozitif olduğuna göre bu ifadenin negatif olacağı son derece açık. Negatif. Eğer k, e üzerindeki negatif bir sayıya eşitse bu birden küçüktür. e'nin kuvveti eğer sıfırsa yani e'nin birinci kuvveti sıfıra eşittir. e'nin pozitif kuvvetleri ise birden büyük olduğuna göre e'nin negatif kuvvetlerinin birden küçük olacağını söyleyebiliriz. Dikkat edelim sıfırdan değil birden küçük. Aslına bakarsanız bu kendi başına öğrencinin iddiasını doğruluyor. Emin olmak içinse bunu hesaplamamız lazım. Yani k eşittir e üzeri eksi 7950 jül bölü mol bölü r. r neydi? 8,314 jül bölü mol kelvin çarpı 298 kelvin. Bunlar birbirini götürecek. Jül bölü moller sadeleşecek ve geriye ne kalacak? Hesaplayalım mı? Bunun birimsiz olduğunu görüyorsunuz değil mi? Evet, denge sabitleri birimsiz değerlerdendir. Sonuç olarak isterseniz önce paydayı hesaplayalım. 8,314 çarpı 298. Paydamız bu olduğuna göre tersini alalım ve 7950 ile çarpalım. E'nin kuvveti bunun negatifi olacak. Evet, bunu negatif yapalım ve E'yi de işin içine ekleyelim ve sonuç. Yaklaşık olarak 0,040. 0,040 hemen not edelim. 0,040. Böyle üstlerle işlem yaparken anlamlı basamaklarla ilgili kurallar biraz kafa karıştırıcı hale gelecektir. Ve bizden bunu hesaplamamızı da istemiyorlar. Ama böylelikle denge sabitinin birden küçük olduğundan emin olduk.